söyledim de dinlemedi bile. Biliyorum kızım. Biliyorum. Sana ne söylesem rahatlamayacaksın. Ama artık olanı kabullenip toparlanma zamanı. Bu haber elbet bir gün gelecekti. Olanı değiştiremeyiz. Sen kendini savundun. Kendini korudun. Olan da buydu. Şimdi gene kendini kurtaracaksın. Ayağa kalkıp hayatına daha güçlü bir şekilde devam edeceksin. Hem bak, polis de şüpheli bir durum görmemiş. Endişelenme. Oyacığım, sen böyle moralsiz olunca Kerem seni çok merak ediyor yavrum. Rüstem'in yaptığı kötülükleri hayatım boyunca asla unutmayacağım. Belki hepsini hak ettim bilmiyorum ama yine de sorumlusu ben olmamalıydım. Katil oldum ben Elvan teyze. Birinin ölümüne neden olduğunu bile bile bir insan nasıl yaşayabilir ki? Benim vicdanım beni rahat bırakmıyor. Ama belki cezamı çeker. Şşş. Kendine gel kızım. Ne için ceza çekecekmişim? Sen kendini savundun. Bunu sakın unutma. O Rüstem satacaktı ya seni. Belki de onun yüzünden canından olacaktın. Çıkart at aklından bu düşünceyi artık. Hapiste olmayı hak etmiyorsun sen. Hem de hiç hak etmiyorsun. Hoşçakalın demek için geldim ben. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim Cemre abla. Hayatımı kurtardın. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sen de kendine iyi bak. İyi ki sana bir şey olmadı. İyi ki olmadı. Ben de sizinle havaalanına gelmek istiyorum. Aa, Zeynep'ciğim. Ama bak Melek teyzenle Sinem seni bekliyorlar parka gitmek için. Evet. Olsun, bensiz gitsinler. Ben annemi uğurlamak istiyorum. Olur mu baba? Tamam, hadi gidelim o zaman. Neyse. Son kez annesiyle vakit geçirsin bakalım. Bundan sonra onu asla yalnız bırakmayacağım. Annesinin yokluğunu asla hissettirmeyeceğim ona. Ah Melek'ciğim. Canım kızım benim. Sana ne oldu öyle? Zeynep'ciğim yavaş bir tane. Murat Bey, beraber havaalanına kadar gitmek zorunda değiliz. Yani bir bahane bulup beni yarı yolda da bırakabilirsiniz. Buraya kadar zahmet etmeyin boşuna. Zeynep'in şüphelenmemiz gerekiyor. O yüzden havaalanına kadar gideceğiz. Seni orada bırakacağım. Zaten Furkan seni orada bekliyor. Eve bırakacak seni. Furkan Bey de istihamet etmesin. Ben kendim dönebilirim eve. Anneciğim neredesin?
Tamam kuzum, geliyorum. Hadi gel bakalım, kemerini bağlayalım. Gel bakalım, biraz daha yanaş. Aferin sana. Ha, kolay geçir. Azıcık insan olaydın da şu kızın başını yakmayaydın. Hapiste olmayı hak etmiyorsun sen. Hem hiç hak etmiyorsun. Mehtapçığım, şunları koyar mısın oraya? Tabii. Hatice, bana büyük bir kase ver. İki tane de yumurta. Tatlım, sen de bak bakalım şunlarda eksik var mı? Ben baktım, yok. Güzel. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Bugün her şeyi ben yapacağım. Şüphesiz Melek Hanımcığım. Her şey çok güzel olacak. Ama siz de yine de buralarda olun. Tabii ki efendim. Ay Melek Hanımcığım, şimdiden elinize çok yakışıyor. Gerçekten eminim mükemmel olacak. Ben bir Arslan'ıma bakayım. Bir şeye ihtiyacı var mı? Niye bunun yüzü böyle beş karış? Nazlı gitti diye mi? Aman siz ona bakmayın Melek Hanım. Bir şeye ihtiyacınız varsa ben buradayım. Güzel. İyi, o zaman sen sebzeleri yıka. Sonra da bana krema ver. Tabii efendim. Bundan sonra ne o Cemre, ne de Cemre'nin hayaleti olacak bu evde. O Hatice'ye söyle, bunu böyle bilsin. Yalnızca ben varım. Tamam? Tabii efendim. Hiç şüpheniz olmasın. Güzel. Ne oldu? Neyin var bir tanem? Ha? Ne oldu babacığım, söyle. Zeynepciğim, neden ağlıyorsun? Yoksa sen bize küstün mü? Annem gidiyor baba. Çok üzülüyorum. Ben onu çok özleyeceğim. Sana oyuncağımı verdim ya. Beni özleyince ona sarıl, onu kokla. Annem bebeğine sarılınca bana sarılmış gibi olur, değil mi baba? Evet bir tanem. Evet. Gitmesin, olmaz mı? Ama bir tanem, annen gitmek zorunda. Gitmezse işlerini yürütemez ki. Sen de bir şeyini versene anneme baba. Ona sarılınca sana sarılmış gibi olur.
Bunda da babamın kokusu var anne. Onu özleyince buna sarıl, bunu kokla. Sanki içimizi çaylamamış gibi oluruz. Olur bir tanem. Kızım, hadi gidelim mi artık? Biraz daha kalalım mı? Ben arabanın içinde çok sıkıldım, lütfen. Tamam bir tanem. Hadi yemek hazır, sofraya otur. Aç değilim. Sana afiyet olsun. Ben çok acıktım. Kendin bilirsin. Sen şimdi kızını beklemiyorsun öyle mi? Niye bekleyecekmişim? Herkes nerede olmak istiyorsa orada olsun. Umurumda değil. Hey, kuru fasulye pilav pişirmişsin. Oyanın en sevdiği yemekler. Sen şimdi içinden kızım gelse de yese diye düşünmüyorsun öyle mi? Yalan söyleme. Yok, hiç de değil. Uzun zamandır pişirmemiştim. Canım istedi, pişirdim. Sen yanlış yapıyorsun Sümbül. Böyle hırslandıkça da kızı kendinden uzaklaştırıyorsun. Halit, git başımdan. Ağzımın tadını kaçırma. Ben zorla hiç kimseyi yanımda tutamam. Bunu da böyle bil. Ağzına da hiçbir şey koymadın. Hadi iki lokma bir. Oya, nereye gittin kızım? Birinin ölümüne neden olduğunu bilebilir bir insan nasıl yaşayabilir ki? Benim vicdanım beni rahat bırakmıyor. Oya. 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 Neredesin be kızım? Ah be kızım. Yoksa teslim mi olacaksın sen? Yoksa... Aman Allah'ım sen koru ya Rabbim. Salak kafam, salak kafam. O kız o halde yalnız bırakılır mıydı hiç? Ben nasıl fark etmedim gittiğini, nasıl fark etmedim? Ah. Zeynep. Hadi bir tanem, geciktik. Gitmemiz lazım. Biraz daha kalalım mı? Burası çok güzel baba. Bir tanem, buranın neyse güzel. Yol kenarı işte. Biz bayağı geç kalacağız. Ne bari baba ver yeminiz. Anne. Trafik çok kötüydü. Başka bir yola girmek zorunda kaldık. Büyük ihtimalle dönüşümüz geç olacak. Dönüşte böyle olursa biz Zeynep'le büyük ihtimalle otelde kalırız. Evet evet, beklemeyin. Otel hem daha yakın hem de yarım kalan işlerim var, onları hallederim. Duruma göre konuşuruz. Tamam. Zeynep. Bir tanem hadi, gitmemiz lazım artık. Baba lütfen biraz daha. Ama bir tanem, annen uçağı kaçıracak. Sen de annemi çok özleyeceksin değil mi baba? Evet. Özleyeceğim bir tanem. Ay tabii canım, tabii her şey tamam Ayşe'cim. Yemekler de hazır, mis gibi oldu. Murat da, Zeynep de bayılacak. Ama ne giyeceğime karar veremiyorum ya. Yeşil var, hani hatırlıyor musun? Dur bakayım ya. Şu pembe bir tane var, onu mu giysem acaba?
Mehtap kirleri toplamamışsın bugün. Ay abla ben unuttum onları ya. Sen buradakileri topla, ben yukarıdakileri toplarım hadi. Mama parka götürmedim, bari oyun oynayalım. Yok ya küçük hanım. Sen hem beni aşağıda rezil et, ondan sonra gel benden oyun iste, park iste. Yok öyle bir şey. Hem Murat amcanla Zeynep gelecek. Hazırlanmam lazım. Ben sana ne yaptım ki? Ne mi yaptın? Gidip o Cemre denen kadına teşekkür ettin. Benim yanımda. Neymiş efendim seni kurtarmışmış da bilmem neymiş. Bana bak Sinem. O kadından uzak duracaksın. O kadın sana yaklaşsa bile sen ondan uzak duracaksın. Anladın mı beni? Yangın sen çıkardığını biliyorum. Sümbül, uyudun mu? Bak, çay yaptım. Kalk da soğutmadan iç. Sümbül. Sümbül. Anne, ben çok uzaklara gidiyorum. Sümbül, ne oldu, iyi misin? Söylesene Sümbül. Yok bir şey. Sen işine bak. Hayırdır inşallah. Zeynepciğim, gidelim mi artık bir tane mi? Burası çok güzel anne. Bak. Ben geceleri görüntüler ararım seni. Hem masal kitaplarını da aldım yanına bak. Masal okurum sana. Ama sen yanımda olamayacaksın ki. Yanıma oturup da başucumda güzel masalları anlatamayacaksın. Ama Zeynepciğim, bak annen sana geceleri görüntülü arayarak güzel masallar okuyacakmış. Aa, orada çiçek var. Ne oldu bir tanem? Bulabildin mi çiçeği? Şey, yanlış görmüşüm. Çiçek değilmiş, taşmış. Sen yaptın, biliyorum. Canım kızım, olur mu öyle şey? Sen yine rüya mı gördün yoksa? Hı? Ben çiçeğe girdiğim zaman sen odaya girdikten sonra yangın çıktı. Şşş, tamam, tamam bir tane. Tamam, tamam kızım, olur mu öyle şey? Sen bence yine rüya gördün. Cemre teyze çıkarmadı yangını, onu boşuna tutuyorsunuz. Kızım, bak sen üzülme bunları düşünüp, tamam mı? Unut artık o günü, unut. Bak Sinem. Murat amcanla Zeynep'in yanında bunlardan bahsetmeyeceğiz. Tamam mı kızım? Hani sen bana demiştin ya, ben rüyamda gördüm, sen odaya geliyordun yangında ama beni kurtarmıyordun diye. Sen herhalde yine öyle bir rüya gördün. Değil mi anneciğim? Evet, evet benim kızım rüya gördü. Hem bir tanem, yangını kimin çıkardığı önemli değil ki. Bak sen iyisin, Zeynep iyi, önemli olan bu. Cemre teyze gelince ondan özür dilemeliyiz. Baksana bütün suç onun üstüne kaldı. Ama ben biliyorum onun yapmadığını. Bir tane bunları düşünüp üzülmüyoruz, tamam mı? Bak biz olanları değiştiremeyiz, tamam mı? Olan oldu artık. Sen bunları düşünme, üzülme. Sinem mi çıkarmış yangını? Yoksa Melek Hanım mı? Bak benim aklıma ne geldi.
Hani sen demiştin ya ben oyun oynamak istiyorum diye. Tamam. Ben şu an sana izin veriyorum. Şimdi çok güzel oyun oynayacaksın. Gel bakalım şimdi öyle. Gel bakalım. Al bakalım tabletini de. Sen birazcık oyun oyna, tamam mı kızım? Melek Hanım. Zeynep. Lütfen bir tanem. Bak akşam oldu, geç kalacağız. Hadi bin arabaya artık. Of. Evet, al bakalım bunu oradan. Murat Bey. Ya şey, atkımız bende kaldı da. Kusura bakmayın, ben o an almak zorunda kaldım. İsterseniz arabada bırakabilirim. Sorun değil. Çalışmadı bu araba.